Tekrar merhaba arkadaşlar. Sıradaki videomuz tabii proje klasörleri ile alakalıydı. Ama öncesinde size bir önceki videoda bahsettiğim gibi bir fikir bulmam gerektiğini söylemiştim. Ne yazabiliriz? Neyle ilgili bir şey geliştirebiliriz? Yüzeysel bahsetmek istemiyorum. Yüzeysel bir uygulama yazıp işte hani ATM, para çek, para yatır, işte kaç paran kaldı? Değil, biraz daha karmaşık, biraz daha bir şirkette bir kurumsal bir şey düşündüm. Hani al sat. İşte müşteriden alacak var mı? Ne kadar ödendi? Ne zaman ödendi? Cari hareketler gibi şeyler düşündüm. Tabii bunu geliştirebiliriz. Mesela diyebiliriz ki işte bir ürün için ya işte üretim kısmını sokabiliriz. Ne diyebiliriz? İşte ham madde, yarım amül bir reçete vardır. Reçetenin üzerinden çalışır. Da bu kadar derine girmeyeceğiz. Mesela şöyle bir bahsedeyim ben. Şöyle bir tasarlayalım. Bir tane şirketimiz var. Bu şirketin bir tane muhasebesi var. Bir tane deposu var. Satış birimi var. Değil mi? Bence bu kadar yeterli. Sonrasında nesi var bu şirketin? Müşterileri var. Kullanıcıları var. Bu kullanıcılar nedir? Şirketin kendi departmanlarındaki işte muhasebecisi, depocusu, satışçısı. Bunlar var. Akabinde başka ne var? Mesela örnek olarak ne olacak? Bu şirket işte bir ürün alacak. 100 tane ürün alacak. Deposunda 100 tane ürün var. A müşterisi gelecek diyecek ki bana 30 tane lazım. Siparişi verecek. Sipariş geçecek. Sipariş açılacak. İşte sipariş açıldıktan sonra depocu gelecek. Bu depodan malı çekecek 30 taneyi. 30 tane çekecek. Ne olacak? 70 tane kalacak. Müşteriye verecek. Müşteriye kaç paradan verecek? 5 liradan verecek. 150 lira. Müşterinin borcu olacak. Ödemesini yapacak, muhasebe alacak, bunu işleyecek. İşte bir tane şirketin kasası olacak. Kaç para var kasamızda, ürün alabiliyoruz mu, satabiliyoruz mu gibi bir şeyler yapabilecek. Tabii ki şeylere girmeyeceğiz. Krediler, çekler, 102, 100 kasa gibi muhasebeye akabinde ne olacak? Mesela işte bir sipariş geldi, 75 tanesi de bizim kaç tane vardı ürünümüz? 70 tane vardı. 5 tane satın almaya talep açacak. Satışçı arkadaş satın almada gidecek, bunu satın alacak gibi gibi şeyler yapacağız. Bunun için başlayalım. Evet, biraz önce bir kesintiye uğradık. Şimdi devam ediyorum. Ben Google'a Entire Architecture yazdığım zaman, yani en katmanlı mimari yazdığım zaman bir sürü bana şeyler çıkıyor. Bu çıkıyor mesela. Tile'lar, işte web katmanı olsun olsun. Ben web'i hiç karıştırmayacağız burada. MVC'yi hiç karıştırmadan sizlere mesela bakıyorum buradan. Mesela çok basit bir şekilde. Burada ne diyor? Son kullanıcı, işte sunum katmanı, business logic'ten bahsediyor. Burada data access. Şimdi bizim buradaki mantık aynı şurada şöyle geçerli. Şimdi burada bir sunum katmanımız var. Burada işte bizim client'ımız var. End user dediğimiz. API'ye sorar, der ki kardeşim bana user'ları getir, kullanıcıları getir. O da gider servise sorar. Serviste repository ile iletişim kurar. Repository neydi bizim burada? Datamızın bulunduğu data katmanı. Bu veri tabanına bağlanır. Veri tabanı veya dosyalardan, TXT de olabilir, SQL herhangi bir yerden çeker. Core'da belirttiğimiz modelleri alır. Modeller der ki kardeşim ya user'ın name'i, ID'si var bende der. İşte veri tabanı verir bunu. Ondan sonra o servise geri gönderir. Serviste API'ye gönderir. API'de bize DTO'lar aracılığı, DTO dediğimiz biraz sonra başka videolarda bahsedeceğiz. Data Transfer Object. Şimdi normal şartlarda user'ın nesi vardır? ID, name, pardon, name, password. Şimdi normalde modelde bunlar yer alır. Veri tabanında bunlar saklanır ama sen hepsini çektiğin zaman DTO'larda biz bunu belirtmeyiz. DTO'da deriz ki ID'yi ver, neyimi ver. Password'u verme. Şifreyi niye veresin ki zaten adama? Amacımız bu. Data transfer objelerinin mantığı da bu. Yani ben bunları hepsini size kullandıkça, yazdıkça tabii ki de ilaveten anlatacağım. Şu anda bizim bilmemiz gereken kısım bu. Katmanın olayı bu. Hani hepsini aynı yerde yazmak yerine bunları aslında ayırmışlar. Katman katman yapmışlar. Demişler ki bu şekilde kullanın kardeşim. Tamam, biz de bu şekilde kullanıyoruz sevgili dostlarım diyeyim, arkadaşlarım, Romalılar. Katmanın
Mimarinin aslında yapısı bu. Bu şekilde gidiyor. Bunu internette bakalım, biraz daha gezelim. Demiş ki mesela, burada demiş. İşte entities, varlıklar. Aslında bizim core kısmı bu. Orada demiş, işte uygulama katmanı aslında burası demiş. İşte burası SQL Server'ımız, bunu kullanacağız. İşte burası repository, burada business process dediği servis katmanımız. Burası da servisler web API dediği aslında bizim sunum katmanımız. Burası da web tier. Aslında biz bunu ne yapacağız? React Native ile yazacağız veya React ile yazacağız. Bizim olayımız bu. Bu aracılıkla bize kullanıcı bağlanacak. Önce gidecek controller'ı bulacak. API kısmını. Ondan sonra o servise bağlanacak. O da repository'e bağlanacak. Repository'de şurada bahsettiğimiz entity'lere göre bize datayı verecek. Burada şimdi teorik olarak konuşmak farklı bir şey. Siz bunu birlikte yazdıkça birlikte ben size anlattıkça çok daha iyi anlatabileceğime eminim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu videoyu da burada bırakıyorum. Bunun için teşekkürler. Hatta şöyle yapalım. Bakalım, diyelim ki projeleri oluşturmak, daha oluşturmadık, soru işini oluşturduk. Bu arada tabii tam şu çizgi aradaki boşlukta teorik bilgiler verdik, biraz boş konuştuk. Bundan sonraki videoda projeleri oluşturacağız, bağımlılıkları yapacağız. Bir yandan size anlatmaya devam edeceğim nedir, ne değildir diye. Ondan sonra aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu serinin sonunda bu işi tamamen öğrenmiş olacağınıza dair ben size söz veriyorum. Bu kadar. Teşekkürler.